Sevgili izleyenler, Vizyon 58 ana haber bülteniyle karşınızdayız. İyi akşamlar. Aralarında Sivas'ında bulunduğu İstanbul merkezli 17 ilde terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik Sivas'ında olduğu İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yeni çalışmalar yapıldı. Gözaltına alınanlardan bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdikleri ifadeler üzerinden yürütülen çalışmalarda örgüt içinde faaliyet gösteren 43 şüpheliye tespit edildi. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sivas, Samsun ve İzmir'de 21 şüpheliyi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de İstanbul, Ankara, Yozgat ve Denizli'de belirlenen adreslerde 22 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konuldu. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen firari 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Sivas'ta bir apartmanda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangında içeride mahsur kalan ve paniğe kapılan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Sivas'ta bir apartmanda elektrik kontağından çıkan yangında içeride mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın öğle saatlerinde Danışment Gazi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Altı katlı binada elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede odalara sıçradı. Evden duman geldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Adeta can pazarı yaşanırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanda bulunan 6 vatandaşı kurtararak söndürme çalışmalarına başladı. Yangından kurtarılan vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarla tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen hamile bir kadınsa tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Sardar. Musun abi? Pratisyen hekim ve uzman hekimlere yapılacak olan zamların mecliste görüşülmesine başlanmasının ardından sağlık sendikalarının protestoları sürüyor. Dün basın açıklaması yapan Türk Sağlık Sen üyeleri bugün bir kez daha protestoda bulundu. Pratisyen hekim ve uzman hekimlere yapılacak olan zamların mecliste görüşülmeye başlanmasının ardından
sağlık sendikalarının protestoları sürüyor. Değerli arkadaşlar, dün basın açıklaması yapan Türk Sağlık Sen üyeleri bugün bir kez daha protestoda bulundu. Tam gün iş bırakma eylemimiz var. Tabii ki sendikalar bu işlerin öncüsüdür. Ancak şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Tabii ki sendikalar öncüsüdür ama üyelerin, çalışanların büyük desteği, sizlerin bu manada desteklerini bekliyoruz. Sendikaları bu manada güçlü kılın. Bu eylemlerimiz artarak devam edecek. Türkiye Kamusen Sivas temsilcisi Dursun Özen, doktorların ücretlerinde artış yapılmasının zorunlu olduğunu ancak aynı zaruriyetin diğer sağlık çalışanları için de geçerli olduğunu ifade etti. Doktorlarımızın ücretlerinde artış yapılması zaruridir. Fakat bu zaruret sözde değil gerçek ve makul bir ödeme yaparak gerçekleşmelidir. Aynı zaruret ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, ATT, laboratuvar teknisyeni, paramedik, radyoloji, diş teknisyeni, genel izahatlar sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı gibi 39 farklı sağlık çalışanlarının tamamı için de geçerlidir. Sağlık çalışanları arasında yapılan ayrımı kabul etmenin mümkün olmayacağını söyleyen Özen, tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı bir düzenleme yapılmasını talep etti. Türkiye Kamusen, Türk Sağlık Sen olarak tüm kamu çalışanlarının için ek zam talep ettiğimiz bu ısrarla vurguladığımız bir dönemde sağlık çalışanlarının arasında yapılacak bir ayrımı kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler seyyanın zamın zaruretini anlatmaya çalışırken sınıfsal ayrımcılık yaparak, çalışma barışını bozularak bir yere varılamaz. Özen, alınan kararların sağlık camiasında hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. Bizler çalıştığımız kurumları 7-24 saat hizmet vererek sahiplenirken aramıza sınıfsal ayrımlar girmesi son derece üzücü ve sağlık camiasında hayal kırıklığı yaratmıştır. Sağlık Bakanlığı'na sizlerin huzurunda bir kez daha sesleniyoruz. Kamu çalışan kuruluşları yuvamız, mesai arkadaşlarımız, ailemizdir. Bu oluşumun maddiyat ile zedelenmesi için hakkaniyet ve adalet ilkesine aykırı karar verilmemesi, yapılan yanlıştan dönülmesi ve COVID döneminde canla başla mücadele eden bu orduya motivasyon olarak kapsayıcı ve nitelikli kararlar alınmasını temenni ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli olan Muhammed Özdemir'i Vizyon 58 stüdyolarında ağırladık. 3 Aralık gününe özel bir de şiir yazan Muhammed televizyonumuzun da sıkı bir takipçisi. Hocamla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli olan Muhammed Özdemir'i Vizyon 58 stüdyolarında ağırladık. Alınıyor buradan, şuradan canım. Tamam, buradan. Buradan. Ben de okuyorum. Tamam. Biliyorum. Vizyon 58 stüdyolarını gezen Muhammed Özdemir, program yapımcımız Bekir Çöl ve haber spikerimiz Selcan Küçük Çongar'la görüştü. Hocamla da tanışalım. Tanıyorum ben abi. Hocam sizi izliyorum ekranda sürekli. Tamam. Teşekkür ederim. Muhammed bugün engelliler günü dolayısıyla kanalımızı ziyaret etti. Televizyonumuzun sıkı bir takipçisi de olan Muhammed, bugün özel yazdığı şiiri mikrofonlarımıza okudu. Değerli izleyenler, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu anlamda yanımızda kıymetli bir misafirimiz var, Muhammed Özdemir. Evet Muhammed, bugün neler söylemek istersin? Seni tanıyalım. Bugün 3 Aralık Engelliler Günü. İşsiz olanlara daim işler bulalım. Tatlı dil güler yüzle bak, hal hatır soralım. Tutalım ellerimde engelleri aşalım. Halimizden dolayı şükrümüzü yapalım. Sevincimize sevinç beraberce katalım. Tatlı değil, güler yüzle birlikte yaşayalım. Sendeki her nimetin bir küffeti olacak. Sen elinden olandan hesap sorulacak. Engel olanlarda hep muaf tutulacak. Tatlı değil, güler yüzle haydi mutlu olalım. Engeller günümüz kutlu olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sivas protokolüne de seslenen Muhammed'in bir de küçük ricası oldu. Evet, Muhammed bugüne özel bize bir şiir yazmış, onu bizimle paylaştı. Muhammed'cim neler söylemek istersin? Yetkililere neler söylemek istersin? Bize aktardığın kadarıyla söylemek istediklerin var. İletmek istediklerin ne olur? Tüm engelli kardeşlerim, engelliler günü kutlu olsun.
Bugün bize ayrılmış bugün. Bize ayrılmış bugün. Teşekkür ederim. Beni televizyona çıkaran Vizyonel Etkisi TV'ye kanalına çok teşekkür ederim. Buradan Sayın Valim'den, Sayın Belediye Başkanım'dan ve Cumhurbaşkanım'dan iş bekliyorum. Anne ve babama selam olsun. Sivas'ta yaşayan ve mücadelesiyle herkese örnek olan kas hastası Muhammed Gökkaya, Boça Sporu müsabakalarında aldığı dereceleriyle adından söz ettiriyor. Sivas'ta yaşayan ve kas hastalığıyla mücadele eden 34 yaşındaki Muhammed Gökkaya, azmi ve mücadelesiyle 7'den 70'e herkese örnek oluyor. Yaşından itibaren nadir görülen bu hastalıkla mücadele eden Gökkaya, engelini başarısına engel olarak görmüyor. Yazdığı şiirlerle hayata sımsıkı sarılan Muhammed Gökkaya, iki tane de kitap çıkardı. Boça sporuyla da ilgilenen Gökkaya, milli sporcu unvanını taşıyor. Ülkemizde ve yurt dışında düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceler elde eden Muhammed Gökkaya, hiçbir zaman pes etmeden başarılarına başarı katıyor. En büyük destekçisi olan annesi Leyla Gökkaya ise oğluna adeta bir bebek gibi bakıyor. Muhammed Gökkaya'nın bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenen anne Gökkaya, oğluyla gurur duyuyor. Benim bu makamı emanet... Kabinede birlikte görev yaptığımız... Kas hastalığıyla mücadele eden milli sporcu Muhammed Gökkaya, hastalığını hiçbir zaman bela olarak görmediğini söyledi. Bu hastalık 3 yaşında başlıyor, yavaş yavaş ilerliyor. Mesela ben de 14 yaşıma kadar yürüyordum. Ondan sonra daha hızlandı hastalık. Ondan sonra yavaş yavaş yürüyememeye başladım. Ondan sonra yürüyemedim. Gitgide de güç kayboluyor yani. Ben doğduğum doğal her zaman hastalığı hiçbir zaman... Başıma bir bela olarak veya bir sıkıntı olarak görmedim. Hep rahat oldum. Şiirle uğraştım. Kitap okuyarak geçirdim günlerimi. Gökkaya, insanların azmettikten sonra her şeyi başarabileceğini belirterek annesinin her şeyiyle ilgilendiğini ifade etti. Engelli olmak veya hastalıklı olmak hiçbir şeye engel değildi. İnsan azmettikten sonra her şeyi başarabilir. Hiçbir zaman engelliler evine kapanmamalı ve kendinden utanmamalı. Anneler babalar da çocuklarını utanarak görmemeli ve hayata bakış açıları güzel bir şekilde olup her zaman mutlu bir şekilde yaşayıp normal insan gibi kendilerini görüp her türlü başarıya odaklanmaları gerekiyor. Annem mesela ben yatağa yatırdığı zaman yatağa yatırıyor, döndürüyor beni, kaldırıyor, üstümü giydiriyor, her türlü ihtiyaçlarımı görüyor. Bir bebek gibi bakıyor annemiz bize. Muhammed Gökkaya'nın annesi Leyla Gökkaya ise oğluyla gurur duyduğunu kaydetti. Bu hastalıktan iki çocuğum vardı, onlar da oldu. Onlar biri 17 yaşında öldü, biri de 27 yaşında öldü kas hastalığından. Vallahi çok memnunum kitabımdan. Benim de şiirim var, anne şiiri var. Çok memnunum yani çocuğumdan. Antrenman derken topunu ben veriyorum, o atıyor. Leyla baktı yaşıyor işte. Engelli olmak kınanacak bir şey değil. Her insan engelli olabilir. Engelsiz yani yolda giderken ayağına bir taş işte düşen ayağın kırılır, engelli olabilir. Engellileri kınamak çok ayıp bir şey yani. Ben çok gurur duyuyorum. Sivas'ta çok istemelerine rağmen çocuk sahibi olamayan Mehmet ve Şerife Çakıcı çifti evlat hasretlerini 6 ay önce sahiplendikleri kuzuyla gideriyor. Çakıcı çifti adını Yaren koydukları kuzuya evlerinde bebek gibi bakıyor. Sivas'ta çok istemelerine rağmen çocuk sahibi olamayan Mehmet ve Şerife Çakıcı çifti evlat hasretlerini 6 ay önce sahiplendikleri kuzuyla gideriyor. Çakıcı çifti adını Yaren koydukları kuzuyu evlerinde bebek gibi bakıyor. Kent merkezinde yaşayan Mehmet ve Şerif Çakıcı çifti 2009 yılında evlendikten sonra
çok istemelerine rağmen henüz çocuk sahibi olamadı. Çocuk hasretiyle yaşayan çift 6 ay önce Ulaş ilçesinden henüz bir günlük olan kuzu aldı. Çakıcı çifti adını Yaren koydukları kuzuyu evlerinde bebek gibi bakıyor. Şerife Çakıcı kuzuyu evin içerisinde elleriyle beslerken çevreyi kirletmemesi için de altını bezliyor. Ruhsal gelişimini destekliyor. Ben sana kıyabilir miyim? Ne istiyorum? Kuzu Yaren evde çiftle beraber uyuyor. Şerife Çakıcı boş zamanlarındaysa sokağa çıkıp Yaren'i gezdiriyor. Ana bebeklerim bebek. Bak abi git ona git bile. Şerife Çakıcı böbrek rahatsızlığı bulunan ve periyotlar halinde hastanede diyaliz tedavisi alan eşi Mehmet Çakıcı'nın ziyaretine Yaren'i de götürüyor. O benim bebeğim, bu benim bebeğim. Bak tamam mı? Gidiyoruz biz. Gençler. Gel sana bir çek. Gel koş koş koş. Koş 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 koş. Şerife Çakıcı bir kız çocuğu sahibi olmayı çok istediklerini ancak bu isteğinin gerçekleşmemesi üzerine adını Yaren koydukları kuzuyu evlat edindiklerini söyledi. Koyunumla tanışma hikayem Ulaş'a gitmiştik. Ben kuzu çok istiyordum. Eşimle beraber köye gittik. Eşim de söyledi köyde. O da iki tane kuzulamış. Birini ölmüş, biri de kalmış. Onu da emzirmemiş. Oradan sonradan eşi demiş ki vereyim demiş. Bana verdi. Bir günlüğü getirdim. Hala da bakıyorum. İsmi? Yaren. Yaren olmasının sebebi ne peki? Önceden çok istiyordum. Yaren yani ismi çocuğum olsa Yaren korum diye. O da olmadı. Bunun adını Yaren koyduk. Evde bakması zor olmuyor mu? Vallahi kolay. Hiç zor olmuyor yani. Evde eşyaları var. Evet, evde yattığı yer var. Eşyalar var. Bez alıyorum. Her şeyi var yani. Peki insanların bakış açısı nasıl oluyor Yaren'e? Önce çok yadırgadılar. Evde koyun beslenir mi yani? Hani görgüsüzlüğe göre gittiler. Ama şimdi alıştılar. Herkes de sevmek zorunda kaldı. Sivas AYÇ okulları 2. sınıf öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak adına bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Sivas AYÇ okulları 2. sınıf öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak adına bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler ilk işaret diliyle Hayat Bayram Olsa şarkısını söyledi. Ardından minik öğrenciler engelli bireylere farkındalık oluşturmak adına hazırladıkları şiirleri seslendirdi. Yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin bir gün değil her gün yanındayız. Engellerden kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmaktır. Engel değil, destek olun diyor. Arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Engeli varmış olsun. O benim arkadaşım. Arabasını sürer, beraber dolaşırım. Kolay değil yaşamak. Hele engelim varsa isterim ki dünyada herkes sağlıklı olsa. Ara sıra dünyaya onun gözüyle bakarım. Haline şükretmeyenin aklına yanarım. Daha sonra gözleri bağlanan öğrenciler hazırlanan afişleri boyamaya çalıştı. Öğrenciler son olarak ayaklarıyla resim yapan pek çok engelli birey olduğuna dikkat çekmek için ayak parmakları arasına yerleştirdikleri kalemlerle resim çizmeye çalıştı. Dur bekle.
bekle ya. Filistin'den de sen de. Al bebeğim. Al bebeğim. AYÇ Okulları Müdürü Hatice Çakmak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Engelli vatandaşlarımızın sanattan spora, hayatın tüm alanlarında göstermiş oldukları başarılar hepimizi gururlandırıyor. Hayatımıza engel yok, sevgi, şefkat ve empati ile engelleri aşacağımıza inanıyoruz. AYÇ Okulları olarak okulumuzun 2B sınıfı öğrencileriyle farkındalık oluşturmak amacıyla bazı etkinlikler düzenledik. Öğrencilerimizin gözleri kapatılarak resim yapma, işte ayaklarıyla resim yapma ve işaret diliyle şeyleri paylaşmaları bizlere engelliler gününde bir farkındalık oluşturmak için bir çalışma yapmış olduk. Bu çalışmada emeğe geçen 2A sınıf öğretmenimiz ve 2B sınıf öğretmenimiz Nesmi Atalay, İngilizce öğretmenimiz Filiz öğretmenimiz ve Nazmi öğretmenimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Okulumuzda engelli öğrencilerimiz de var. Bu engelli öğrencilerimize de diğer öğrencilerimizin yardımlaşması, dayanışmaları bizleri mutlu ediyor. Karadeniz'de bugünlerde hamsi avının azalmasıyla fiyatlar yükselirken vatandaşın da hamsiye ilgisi azaldı. Karadeniz'de bugünlerde hamsi avının azalmasıyla fiyatlar yükselirken vatandaşın da hamsiye ilgisi azaldı. Tezgahlarda eski oranla balık çeşitliliğinde azalma görülürken hamsinin kilosu 15-25 TL arasında değişiyor. Balıkçılar kültür balıklarının pahalı olmasının dolar ve avro üzerinden alınan yem fiyatlarına bağlarken, geçtiğimiz hafta kilosu 10 TL'den satılan hamsinin de fiyatının 2 katını geçmesi satışları olumsuz etkiledi. Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu denizlerdeki balığın durumuna göre fiyatların yükselip düşebildiğini söyledi. Birkaç gün zaten denizde fırtınalardan dolayı, denizin tabii doğal halinden dolayı birkaç gün balık hamsi az az gelmeye başladı. Fiyatlar da biraz yüksekti. Dün 25-30-40 arası seyrini takip etti. Bugün 15 lira 20 lira arasında tezgahlarda sunuma başladık. Balıkçı Ahmet Çoğalmış'sa artık hamsinin yavaş yavaş kaybolduğunu ifade etti. Yavaş yavaş kayboluyor. Artık 3 ay sonuna yaklaştı yani. Yavaş yavaş bitiyor. Fiyatlar hamsi 20 lira, istavrit 15 lira, mezgit 40 lira, barbun 50 lira, çinakop sarıkanat 70 lira. Şu an 2 ay öncekisini karşılaştırırsan 2 ay önce balık 10 liraydı, şimdi 20 lira oldu. Yani o zaman daha bir bol çıkardı, şimdi daha bir az çıkıyor. Ondan sonrası yavaş yavaş hamsi bitiyor. Balıkçı esnaflarından Emin Avcı da hamsinin azalırken kültür balıklarının fiyatının arttığını dile getirdi. Hamsi günden güne bitmek üzere. Dün kasası 350 liraydı, 25 liraydı. Bugün 20 lira kilosu, 250 lira civarı kasası. Hamsinin son demiri diyebiliriz şu anda. O zaman daha boldu tabii. 10 liraya sattık hamsiyi. 12,5 sattık, 15'i sattık, daha boldu. Şu anda hamsinin son demiri artık yani. Kaybolmak üzere, gitmek üzere. Göçmen olduğu için bir anda kaybolup gidecek bu hayvan. Tabii 10 lira olduğu zaman satılıyordu. Şu anda 25 ile 20 lira olduğu zaman biraz da alım gücü düştü tabii. Şu anda zaten ince hamsi gelmiyor. İri hamsi geliyor yani zaten. Tarım Bakanlığı'nın bir kararı var. Zaten ince hamsi hale geldiği yok. Geldiği zaman zaten toplanıyor. Balıkçılık yapan Tuncay Kılıç, vatandaşlara ucuza balık ulaştırmayı hedefleyerek Karadeniz'de en çok avlanan ve kilosu 25 liradan alıcı bulunan istavritin fiyatını 15 liraya düşürdüğünü kaydetti. İstavrit var denizde. Biz de insanlar yesin diye. Kar gözetmeksizin getiriyoruz. Böyle ara ara böyle kampanyalar yapıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar. Böyle bir şey yaptık. Dediğim gibi dönem dönem böyle değişik kampanyalar yapıyorduk. Hamsi'de yapıyoruz. İstavrit'te falan da ara ara yapıyoruz. Bu sene bol. Her tarafta Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, Marmara'da komple istavrit bolluğu var. Biz de böyle getirip insanlar yesin. Böyle kampanyalar yapıyoruz yani.
Değerli izleyenler, bültenimize, spor haberimize devam ediyoruz. Vizyon 58 Spor başlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalınbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma, germe hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğit Olar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı beyazlı takım öğleden sonra hava yoluyla Alanya'ya gitti. Sivasspor'un antrenmanda özel konukları vardı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli vatandaşlar sporcuları ziyaret etti. Bir süre antrenmanı izleyen engelliler teknik direktör Rıza Çalınbay ve futbolcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Şimdi sırada hava durumu ve ekonomi var. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor. Borsa 58 ekonomi başlıyor. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.